Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adaleti bulamayan kadınların çocuklarını dizelerimle anarak başlayacağım konuşmama. Berkin'in, İsmail'in, Cemile'nin, Ceylan'ın gözleri birbirine benzer. Hepsi aynı anadan, aynı aynadan bakar gibi. Biri sokak ortası, diğeri etek kırmızısı, hepsi ötekinin ötesi. Kes, deş, altında bir acı figan, hepsinin siyahtır derisi. Çocuk nasıl gömülür, var mıdır özel duası? Bana okusa birisi birisi. Ana sütüyle yıkandılar, ölü yıkayıcının bitmiş sabun kokusu. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi romanında bir dedektifle bir şüpheli arasında bir sohbet geçer. Zanlının kendisi duygularını dile getirirken, adalet öyle kutsal bir şeydir ki gerçekleşmeyince Tanrı'nın kendisini terk ettiğini sanıyor der. Acıyla sınanmış kadınları anarak unutulmadıklarını burada bir tek tekrardan hatırlatmak isterim. Toplumda etnik kökenlerine, dinlerine, mezheplerine, siyasi görüşlerine bakmaksızın ancak acıların ortaklaşılmasıyla barış inşa edilebilir. Toplumsal barışın inşasının gerekliliğini bu kürsüden her zamanki gibi tekrar tekrar dile getireceğiz. Çünkü parlamentoların sorunların çözümünde farklılıkları ve herkesin hakkını temsil ederek demokrasiyi geliştirme görevleri haizdir. Kadın hakları bağlamında erkeklerin lehine, kadınların aleyhine toplumsal süreçte gelişen hiyerarşi tahakküm ilişkisinin buradan anlatılmaya çalışılması, kadınların maruz kaldığı eşitsizliğe çözüm bulma yönünde politikalar geliştirmesi parlamenterlerin asli görevleri arasındadır. Son dönemde kadınların aktif olarak kamusal alanda bulunmalarına, sosyal hayata katılma becerisini geliştirme, ekonomik faaliyetlere katılımını sağlayacak politikalar üretmek yerine kadını aile çatısının altına hapseden politikalar üretilmeye çalışıldığı ayan beyan ortadadır. Buna en yerinde örnek İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, 6284 sayılı yasanın tartışılmaya açılmak istenmesi diyebiliriz. Uzun yıllardan beri kazanılmış haklar üzerinden hakların ilerlemeden daha çok geriye gideceği yönünde maalesef kuşkularımız var. Buradan da tekrar dile getirmek zorundayız. Bugün burada bu kürsüden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Kadın Bakanlığı'na hitaben bu konuşmayı yapmayı isterdim. Aile bizim için de elbette ki önemlidir. Aile kurumunun bireyin duygusal ve bilişsel yönden gelişimini sağladığı, sevginin, saygının, değerlerin kazanıldığı bir yer olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu hepimizin kabulüdür. Fakat kadının sadece aile kavramıyla ele alınması, başlı başına bir varlık olduğunun inkarı anlamına gelmez mi? Aile mefhumunun yüceltilmesinin altındaki sebebe de bakacak olursak, sosyal hukuk devleti anlayışı ve kültüründen mahrum olan toplumların yoksulluğun kendilerinden kaynaklı bir problem olduğu yanılgısı yaşarlar. Sefalet içinde yaşayan ailelerin iktidarlar tarafından bilinçli politikalarla kutsallıkla işlenmiş bir örtüyle örtülmek istenmektedirler. Örtü kaldırıldığında altından yürütülen yanlış politikaların yansıması olan bir tablo çıkar. Bu tabloda şiddet var. Haksızlık var. Aile fertlerinin birbirlerinin özgürlüğü üzerinde tahakkümü var. Her şeyden en önemlisi acı var, yoksulluk var, açlık var. Toplumun kendi gerçekliğiyle karşılaşmasını engellemek için televizyon ekranının karşısına kilitlenmiş, vasıfsız, düşünmeyen, hak bilincinden uzak, kaygılı kadınlar ordusu yaratılmak istenmiştir. Bu güçlü orduyu yaratmanın altında yatan tek sebep, haklarının müzakere edebileceği faaliyet alanlarında bulunan toplumsal alanda...
Tamamlayın Sayın Elçi. Dile getirmeye çalışan ve aynı zamanda iktidarlara, yoksulluğa itiraz eden bir kadın profili yok edilmek istenmektedir. Yılda bir kez olsa haklarıyla var olduklarını, dayanışma duygusuyla meydanlarda bir araya geldiklerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlatmaya çalıştıklarında nasıl engellendikleri inkar edilemez bir gerçektir. Çocuklarının kemiklerinin akıbetini öğrenmek isteyen cumartesi annelerinin anayasadan kaynaklı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının keyfi olarak engellendiği herkesin malumudur. Oysa hiçbir hakkın bireylerin keyfine göre istendiğinde, kullandırılan istenmediğinde izin verilmemesi üzerine tesis edilmediğini bir kez buradan hatırlatıyoruz. Konuşmamızın başında da dile getirdiğimiz gibi toplumsal sorunlara çözüm bulmak, toplumun hak ettiği demokratik dünyayı inşa etmek için politikalar üretmek parlamentonun görevidir. Bu görevi yerine getirmeye çalışanların "Ey aziz milletim" tiradıyla selamlayın lütfen. Cümleleri ne yazık ki sorunları çözmek için yeterli değildir. Bir milletin kendini aziz hissedebilmesi için başka ülkelerin karşısında utanca boğulmayacağı, temel haklarının gasp edilmeyeceği, karnının tok sırtının pek tutulacağı, onurlu ve adaletin hakim olduğu bir ülkenin inşasıyla ancak mümkündür. Aksi takdirde aziz milletimiz tiradı içi boş, belagattan, göz boyayan, popülizmden başka bir anlam ifade etmeyecektir. Bu aziz milletin demokrasiye, kendini özgürce ifade edeceği bir ülkeye, adalete ihtiyacı var. Hakların teslim edilmemesi zulümdür. Zira zulüm hakların teslim edilmemesi demektir bir anlamıyla. Konuşmamı Selçuklu Veziri Nizam-ı Mülk'ün "Küfr ile belki ama zulm ile paydar kalmaz memleket" sözüyle bitiriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.